Ama sen ne yapıyorsun? Benim karımken o herifle aşk yaşıyorsun. Ya ne karısı Alihan? Anca Fikriye gibiler yer bu söylediklerini. Biz artık evli değiliz. Boşandık. Anlıyor musun? Boşandık. Duruşma sonrası beni ağladığımda bana ne dediğini hatırlıyor musun? Beni öldü farz et Deniz demişti. Hatırladın mı? Deniz. Koydun boşanma kararını cebine, sevgilinle yepyeni bir hayat kurdun. Ben sağ mısın, ölü müsün bilmeden çocuklarımla hayat mücadelesi verdim. Sürekli aynı şeyi mi söyleyeceksin ya? Sen boşanma dedikçe, bana bunları yaşattıkça, bana karım dedikçe evet söyleyeceğim Ala. Mirat'a gelince, Kıbrıs'a seni ziyarete geldiğim günü hatırlıyor musun? İşte o zaman Mirat benim için sadece zor günlerimde yanımda olan iyi bir insandı. Ta ki Şebnem bana nişan yüzüğünü gösterinceye kadar. Sen de madem o yapıyor, ben de yaparım dedin öyle mi? Bu senin kafan. Önce yaptıklarını iyice bir sindirdim. Mirat'a hemen evet demedim. Duygularımı tarttım. Ne zamanki sevgimden emin oldum, işte o zaman Mirat'a evet dedim. Deniz, bak yemin ederim her şeyi telafi edeceğim. Neyi telafi edeceksin ya? Zorla mı? İstemiyorum seni Alihan. Sen eş olmanın, hayat arkadaşı olmanın ne demek olduğunu bilmiyorsun bile. Ama Mirat, işte o kadar iyi bir eş ki. Bu kadar mı ikincisin? Bir şans daha. Ne olur son bir şans daha. Hazır mahkemede kesinleşmemişken. O sadece bir evrak işi. Ne kadar zaman kazanmaya çalışsan da boşuna. Hakim kararını verdi. Biz boşanacağız ve bu karar onanacak. Bunu sen de çok iyi biliyorsun. Ve ardından da Mirat'la evleneceğim. Sırf bana inat değil mi? Çok komiksin. Zerre umurumda değilsin. Ben Mirat'a aşığım. Hem de bütün kalbimle, ruhumla. Deme öyle. Deme. Benim diyeceklerim bu kadar. Şimdi bu davayı derhal geri alıyorsun ve bana 2 milyon borcun emin ediyorsun. Ne? Bu nereden çıktı ya? Bana evin satışından borcun yok mu hala? Evi 7 milyona sattın. Evin yarı hissesi benim. Bu da 3,5 milyon eder. Bankadaki bloke 1,5 milyon kaldırıldığına göre kalan 2 milyonu bana ödeyeceksin. Deniz, saçmalama ya. Ben o kadar parayı nereden bulacağım? Allah Allah. Daha burayı yeni açtım zaten biliyorsun. Nereden nasıl bulursun? İnan beni hiç ilgilendirmiyor. Komiksin yani. Ben evin yarı hissesini sana karımsın diye yaptım ya. Sırf centilmenlikten. Sen mi kazandın parasını? Ben seninle 18 yıl nasıl geçirmişim ya? Merak etme Alihan. O parayı yemeyeceğim. Bankadaki parayla birleştirip Mirat'a olan senin borcunu ödeyeceğim. Eğer adamsan, çocuklarının yüzüne bakabilmek istiyorsan derhal bulursun o parayı. Aksi takdirde bildiğin her şeyi. Ama her şeyi ortaya dökerim. Ortada çoluğun çocuğun falan kalmasın.